Başladık mı? Ha, iyi. Cebi programına hoş geldiniz. Aslında bu birinci ders olmalıydı ama Yusuf Hoca çok seviyor erken ders vermeyi. O yüzden ona bıraktım. Aslında birinci ders olmalıydı. Nedir Cebi'nin çalıştığı yapılar? Cebirsel yapıların bazıları şey yapılar. Bizim çalışacağımız olan gruplar. Grup teorisi. Gruplar. Sonra Yusuf Hoca'nın anlattığı halkalar var. Sonra Özlem Hoca'nın anlatacağı cisimler var. Sonra vektör uzayları var. Bir de modüller var. Daha çok var. Başka da var. Lee cebirleri var. Jordan cebirleri var. Biz var. Oğlu var. Ama bunlar önemli olanlar. Bu ikisi aslında amaç cebirin amacı yani tüm bilimin, matematiğin amacı tabii ki doğayı anlamak. Uzayı anlamak. Yani içinde bulunduğumuz uzayı anlamak. Yani fizik yani aslında. Diğer şey onu anlamak için yardımcı öğe. Fizik dedi de vektör uzayı. Yani şu anda içinde bulunduğumuz uzayın vektör uzayı olduğunu varsayıyoruz. V çarpı, V çarpı, V. Veriler. X, Y, Z ekseni. Düzlem dersen X ve Y sadece. Doğru ise sadece X. Dört boyutlu ise X, Y, Z, T. Vektör uzaylarını yaşadığımızı varsayıyoruz. Bilmiyoruz öyle mi ama bu asıl amaç bu. Asıl amaç bu. Asıl amaç bu. Diğerleri bunu anlamak için yardımcı öğe. Modüller ile vektör uzayları çok benzer birbirlerine. Modüller vektör uzaylarının genleşmiş halidir. Daha zevkli bir konudur. Vektör uzayları biraz sıkıcı bir konudur aslında. Lineer cebir. Yani vektör uzayları denen lineer cebirdir bu. Lineer cebir. Doğrusal cebir ya da lineer cebir. Ben lineer cebir dersi verdiğim zaman modüller dersi veriyorum. Modüllerden bahsederim. Çünkü çok daha fazla örnek vardır. Çok daha ilginç örnekler vardır. Yani üç boyutlu uzay, üç boyutlu vektör uzayı bir tane var. V'ler üzerine. V çarpı V çarpı V. Ama modüller çok daha heyecanlı. Çok daha cilveli bir konu. Yani, vektör uzay da çok kolay olduğu için anlaşılması zor oluyor. Konunun biraz daha zor olması lazım. Daha kolay anlaşılması için. Bunlar ne? Asıl nesne bunlar. Bunlar nesne değil, nesne. Bunlar nesne. Bu halkalar ve cisimler, bu da bir başka aile. Cisim dediğimiz şey reel sayılar mesela cisimdir. Tam sayılar halkadır. Yani örnek olarak. Reel sayılar, kompleks sayılar, kesili sayılar, polinomlar burada, polinomlar, polinom halkaları. Bunlar bir nevi sıfattır bunlar. Sıfat. Yani beş kalem. Kalem nesne, beş sıfat. Gruplar. Bunlar tuhaf nesneler. Bunlar olası etkiler. Nesne üzerinde olası etkiler. Mesela rüzgarın etkileri, rüzgarın olası etkileri. Bir rüzgar geliyor böyle kuzeyden. Her şeyi öteler mesela. Ya da bir girdap olur, döner. Rüzgarın kendisi değil, etkisi. Ya sağ güzel, al parayı al, parayı al, para nesne, döndür. O döndürme eylemi grup elemanıdır. Enerji diyebiliriz. Olası hareketler diyebiliriz. Bu gruplar başka bir nesneyi etkiler. Bu nesne vektör uzayı da olabilir, modül de olabilir, saf bir küme de olabilir, bir küve de olabilir. Yani küreyi değil mi? Döndürüyorsun mesela değil mi? Ya da bir şey çiz, düzlem çiz. Merkezden geçen ona göre simetrini alabilirsin mesela değil mi? Bir eksen geçir merkezden sonra döndür küreyi belli bir derecede. Bunlar grubun elemanlarıdır. Bunlar olası enerjiler. Enerjiler demeyeyim yani enerji değil. Yani mesela bir çemberi 750 derece döndürürsen 30 derece döndürmüş olsun değil mi?
Ama 720 derece çevirmekle 30 derece çevirmek aynı şey değil. Yani 50 defa dönmekle hiç dönmemek aynı şey mi? 50 defa dön görürsün aynı şey mi değil mi? Değil mi? Yani etkisinden bahsediyorum ben. Olası enerji etkileri. Olası hareketler. Bir şey yazmayacağım. Yani gruplar aslında tek başına gelmezler. Tek başına bulunmazlar doğada. Gruplar bir nesneyle birlikte bulunurlar. O nesneye etki yaparlar genelde. Ama zamanla o nesne unutulmuştur. Grup teorisi başlı başına bir konu olmuştur. Önemli olan aslında başlangıçta grubun küme üzerindeki etkileriydi. Ne yapabilirsin? Mesela bir küpün kaç simetrisi vardır? Küpte neler yapabilirsin? Değil mi? Yani iki ucundan, iki antipoddan bir doğru geçir ve çevir. Mesela 120 derece. Ya da tam göbeğinden geçir böyle bir tane. 90 derece çevir. Rahatlı. Grup teoride tek bir işlem vardır. Bir işlem sadece. Bunlarda iki işlem vardır. İşlemin çokluğu işi zorlaştırmaz, kolaylaştırır. İşlem çok olduğu zaman elinde daha fazla malzeme var, daha fazla oynayabilirsin. Yani burada gruplarda sadece toplayabilirsin mesela. Ya sadece çarpabilirsin. Sadece bileşik alabilirsin, başka bir şey olmaz. Burada hem toplayıp hem çarpabiliyorsun. Dolayısıyla elinde daha fazla malzeme var. Konu biraz daha kolaylaşıyor bir anlamda. Her ne kadar daha fazla şey anlaman gerekiyorsa da elinde çok şey olduğu için bu rahatlık sağlıyor. Yani dolayısıyla grup halkalar biraz daha şey daha kolay grup eden. Dedim ya buraya yazmadım bile ne olduğunu. Yani tam sayıda burada örnek bile vermedim henüz değil mi? Burada toplamalar çarpma var. Toplamalar çarpma var. Toplamalar çarpma, toplamalar çarpma var. İki işlemli. Burada bu ikisinde bir toplama var. Vektörleri topluyorsun. Bir de vektörleri bir sayıyla çarpabilirsin. Yani iki vektörü topluyorsun. Bir sayıyla bir vektörü çarpabilirsin. Vektör şöyle bir şey. Bunu 5 ile çarpmak demek. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten gidelim. O dış işlem. Bir iç işlem. Bir işlem. Artı bir de bir dış işlem diyelim. Sıfatlarla çarpıyorsun. Bir de hem bunu hem bunu birleştiren cebir vardır. Cebirler. Bunlar çok hoş konulardır. Cebirler. Öğrencilerin burada ne var? Burada iki işlem var. İki işlem. Toplam ve çarpma gibi. Bir de bir dış işlem. Yani bir elemanı 5'te çarpabilirsin. Eksi 3'e çarpabilirsin falan gibi. Cebir'in nesneleri aslında bunlar. Yani bir lisans programında bu konuların okutulması lazım. Okutulmazsa eğer o lisans programında iş yok demektir. Matematik mezunu herkesin bunları bilmesi lazım. Yani bunlar bilmeden olmaz. Bunlar ne sevilir ne sevilmezler. Bunlar hayatın parçası. Kaya gibi, taş gibi, yağmur gibi falan yani. Bazen hoşuna gider yağmur, hoştur falan ama yani sevilip sevilmeyecek nesneler değildir. Vardır onlar. Değil mi? Değil mi? Ama bir sanat eseri mesela başka bir şey. Yani değil mi? O olmak zorunda değildi. Onu sevip sevmemek mümkün. Ama yani bir kaya yani. Evet. Öğrencilerin en çok zorlandıkları konu grup teorisidir. Biz de burada grup teorisi yapmayacağız dolayısıyla. Grup örnekleri vereceğim. Yani iki hafta boyunca birbirinden ilginç olduğunu umduğum grup örnekleri vereceğim. Böylece lisansa gir. Ayakını sallamayın ya. 4 kişi gördük şimdi. 4. Böylece lisansa geçtiğiniz zaman matematik okursanız eğer
Daha kolay olacak senin için. İşlemler yapacağız, işlemler yapacağız sonra. Evet. Kaç kişi var izleyen? 17. Ha? 17. Yarın 3'e iner. Var mı soru? Yok, peki. Yani bu gruplar en basit, matematiğin en basit yapıları diyebiliriz. En basit cebirsel yapı diyebiliriz. Tek bir işlem var. Tek bir işlem var ve sağlaması gereken önermeler, aksiyonlar yani minimum düzeyde. Bu minimum düzeyde aksiyonlarla bir şeyler yapabilmen aslında mucize. Yani çok güçlü bir teoridir grup teorisi. Zorlayıcıdır. Zordur, bayağı zordur. Geometriden yararlanır. Çoğu konu olduğu gibi, çoğu değerli konu olduğu gibi geometriden çok yararlanır. Ama bazen geometri yapmaz, yetmez. Hesap yapmak zorundasındır. Yani hesap yaparsın. Anlamsız hesaplar yaparsın. Evet. Örneklerimi aile aile yapacağız. Birinci aile. İlk iki aile oldukça kolay olacak. Onun üzerine fazla gitmeyeceğim. Belki Yusuf Hoca daha fazla gider. En ilginç aile üçüncü aile olacak. Üçüncü aileye kadar basit şeyler göreceksiniz. Birinci örnek ailesi. Tam sayılar toplaması ve sıfır. Eksisini yazmıyorum. Yazabilirim. Eksisini yazabilirdim. Hatta sıfırı da yazmayabilirdim. Tam sayılar toplamayla birlikte. Bu bir yapı. Neleri sağlıyor bu yapı? G1 diyelim. G1. Grubun G'si. X artı Y artı Z bu birleşme özelliği. Birleşme özelliği yani birleşme özelliği size nefes aldırır. Birleşme özelliği doğru olmasa x artı x artı x'i nasıl yazacağını bilmezsin. Böyle mi yazacaksın? Böyle hangi anlama gelecek? Bu anlama mı gelecek? Bu anlama mı gelecek? Birleşme özelliği önemli bir şey, özellikle. O sizi rahatlatır biraz. Çarparken, toplarken nasıl parantez dediğin önemli değil. G2 x artı 0 eşittir 0 artı x eşittir x. 0 yani etkisiz eleman. Hem soldan etkisiz eleman hem sağdan etkisiz eleman. Tabii bu her x için anlamına geliyor. Eğer bir şey yazmazsan başına her x için. Burada da her x, her y, her z için. G3 her x için öyle bir y var ki x artı hem x artı y hem de y artı x 0 eşitler. Bu y'ye biliyorsunuz x'in toplamsal tersidir. Eksi x yani. X 5 ise y eksi 5. Böyle bir, bunu sağlayan bir yapıya grup denir. Bu kadar. Üç tane. Üç tane aksiyon. Birleşme özelliği olacak. Etkisiz eleman olacak. Her elemanın tersi olacak. Çok biraz fazla basit değil mi? Ha? Yani bunları sağlayan bir yapının anlaşılması mucize olması lazım. Ama çoğu anlaşılıyor. Yani bayağı bir derin bir konu. Girersiniz internete grup teori diye ararsınız Google'dan. Yani yüz binlerce sayfa çıkması lazım. Cebir'in en temel konusu. Cebir'in amacı başka, temel konusu başka. Cebir'in amacı, matematiğin amacı daha doğrusu vektörler belki, vektör sayıları. Ama temel bu. Buradan başlıyor. Yani bunu anlamak için, bunu anlaman lazım bir nebze. Yani tarihsel olarak bakacak olursak aslında vektör sayılarına başlamamız lazım. Önce vektör sayıları vardı. Grup diye bir şey yoktu ki. Grup 18. yüzyılın sonunda Galois ile birlikte başlar grup teorisi şey. Ama vektör uzayı, yani içinde yaşadığımız uzay ta Arşimet'ten öncesinden beri var. Biliniyor yani. Yani sayılar da bir nevi mesafe değil mi? Mesafeyi ölçüyorsun. İki nesne arasındaki mesafeyi ölçüyorsun. Anlamak için ya da uzunluğu ölçüyorsun. Ya da sayıyorsun. Bir özelliği daha var bunun. Onu G4 diyeceğim.
X artı Y, Y artı X eşittir. Bu gruplar özel gruplardır. Biraz daha basit tabii. Bunlara değişmeli grup ya da komutatif aile dedim ama sadece bir tanesinden bahsettim. Ne var bundan başka? Mesela şey var, başka örnekler. Aynı halden örnekler vereyim. Biz Z'yi verdik. Artık hep bildiğimiz toplamayı alacağım. Aslında bir grup bir üçlüdür. Küme var, ikili bir işlem var, bir de etkisiz eleman var ama genellikle ya bildiğin bu işlemler ya da işlemin ne olduğu önemli değildir. Sadece küme yazarsın. Z yazdığım zaman bilin ki, grup olarak gördüğün zaman bilin ki Z'nin işlemi toplama. Tamam? Ne var başka? Q var. Q. Bu da toplama altında bir grup. İki tane kesir sayı toplarsan yine bir kesir sayı denir. Ve bu bunun içinde. Bu bunun alt grubu denir. Çünkü aynı işlem. Yani bu Q'nun toplamasını Z'ye kıslarsan eğer Z'nin işlemini bulursun. Bu böyle küçük eşittir yazılır ama küçük eşit anlamına gelmez tabii ki. Alt yapısı anlamına gelir. Alt grubu. Bundan daha büyük ne var? Reeller var mesela. Reeller. Toplum altında. Biliyorsanız kompleksler de var. Bilmiyorsanız önemli değil. Biliyorsanız Hamiltonlar var. Sonra Octonionlar var. Quaternion ya da. Bunları bilmeseniz de olur. Ama bunları biliyorsunuz herhalde. Sonra mesela buraya şey yapabilirsin. Z kök 2 yapabilirsin. Z kök 2. Z kök 2 ekliyoruz. Yani ne bunlar? A artı B kök 2'ler. Öyle ki A ve B tam sayı. Bu tabii ki toplama altında kapalı, çıkarma altında kapalı değil mi? Yani A artı B kök 2 ile C artı D kök 2'yi toplarsan eğer bu türden bir eleman edersin. Sıfır dışı. A ve B'yi sıfır alt sıfır içinde. Ondan sonra bir elemanın tersine eksi A eksi B kök 2. O da içinde. Bir de burada Q kök 2 alabiliriz. Bu da aynı şekilde A artı B kök 2'ler. Ama bu sefer A ve B kesir sayılar. Tabii bu da bunun içinde. Hatta bu da bunun içinde. Bu da bunun içinde. Sen şeyi al. Q kök 2'yi al. Q pi'yi al. Q pi'yi. Ama bu sefer evet. Q pi'yi al. Q pi parantez. Köşeli parantez. Bu bütün şeyler. Bütün A0 artı A1 pi artı A2. Burada x dersek eğer x kareye gerek yok çünkü x kare zaten A değil mi? Neyse. A2 pi kare falan. Böyle şeyler. Bir yerde dur ama. Yoksa toplayamazsın. Sonsuza kadar. Neye bir tam sayı? Doğal sayı. A'yiler verdi. İstersen şeyi al. Şunları al. Başka bir şey. A0 artı A3 pi A1 pi küp artı A25 pi üstü 25. Bu tür sayıları al. A'yiler ve L'lerle. Bunları al sadece. Toplum altında kapalı. Elemanın eksisi orada. Bu A'ları 0 alt 0 da içinde. Bu da bir grup. Bunlar hepsi aynı aile. Tamam. Kolay değil mi? Yani bildiğimiz tam sayılar. Yani. Yusuf Hoca toplamayla birlikte bir de çarpmayı alacak. O halka. O zaman halka oluyor. Daha zengin bir yapı. Anlaşılması daha mı kolay? Değil aslında. Çünkü yani bir teorem var. Toplamayla ilgili her önermenin bir kanıtı vardır. Pressburger aritmetiği dedi ona. Toplamayla ilgili her önermenin bir kanıtı vardır. Yani bir bilgisayar programı yazabilirsin. Her önerme kanıtlanabilir. Toplamayla ilgili. Toplama ve çarpmayla ilgili her önerme kanıtlanamaz ama. Doğru olsa bile. Doğruluk başka bir şey, kanıtlanabilirlik başka bir şey değil mi? Bu da Gödel. 1930'ların teoremi. Toplamayla ve çarpmayla, tam sayılarda toplamayla ve çarpmayla doğru olan ama kanıtlanamayan bir önerme vardır.
Gördüğünüz gibi çarpma birden bir şeyi zorlaştırıyor. Değil mi? Hem sadece çarpma olmaz. Sadece toplama da olmaz. İşlerin zorlaşması için hem toplama hem çarpma lazım. Anlaşılıyor mu o da bir şey? Peki. İkinci örnek ailesi. Tabii çok var bunu. Yani bu yani hepsi bunun hepsi aynı cinsten örnekler. İkinci örnek ailesi. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Mesela pi'de pi'nin kaçıncı üstünü aldık? Eninci üstünü aldık. O çarpma olmuyor mu mesela? Yani çarpma yok dedim sadece. Çarpma toplama var evet. Ama grupta sadece bir tane işlem var dedim. Evet. Ama çarpma ve toplama var. Nerede diyoruz çarpmayı? Pi üzeri n'de. Pi üzeri n'de ne? Bunu diyorsun. Evet, evet. Çarpmayı ben almıyorum. Bazısı bana ne? Ben onu almıyorum ki. Beni ilgilendirmiyor ki. O Yusuf Hoca'nın dersi. Yani ben, burada da çarpma var. Niye öyle bakıyorsun ki? Burada çarpma yok mu? Ama grubu ilgilendirmiyor ki o. Grubu sadece toplama ilgilendiriyor. Tamam. Hem toplama hem çarpma varsa o zaman ona halka cinsel plan denir. O başka bir konu. Bende tek bir işlem olacak. Başka işlemler olabilir ama ben onları kale almıyorum, ben onları görmüyorum, ben onları görmek istemiyorum. Benim yapımın parçası değil o. Değil mi? Yani. Ne bileyim ben, mesela diyelim ki burasını inceleyeceğiz. Bir biçimde, değil mi? Eksenle çektik. X, Y, Z. Sen diyorsun ağaçlar var diyorsun. Ağaçlar beni ilgilendirmiyor ki. Değil mi? İlgilendirmiyor. Değil mi? Yani nüfus sayımı yapacaksın, sayacaksın. Ayşe'leri saymıyorsun herhalde. Değil mi? Ayşe'leri saymıyorsun. Yani bizim adı Ayşe'ymiş, Fatma'ymış, Mehmet'miş, Hasan'mış, Süleyman'mış. Umurunda değil ki, değil mi? Unutuyorsun onları. Bunu da unutuyorsun. Yapma var ama unutuyorum. Yani onu görmüyorum. Anlaşılıyor mu? Yani, tabii herhangi bir kümede, herhangi bir yapıda binlerce şey vardır. Yani burada var. Bak şimdi bunların hepsinde çarpma var. Bir tek bunda yok, onu özellikle verdim. Burada çarpma yok burada. Pi küp kere pi küp, pi altı burada değil. Değil mi? Bu çarpma altında kapalı değil bu. Bu çarpma altında kapalı ama. Bunların hepsi çarpma altında kapalıdır. İkinci örnek ailesi. Birkaç tane örnek vereceğim. Z yıldız diyelim, Z yıldız. Bu 1 ve eksi 1. Sadece 1 ve eksi 1. Çarpma altında kapalı değil mi? Bir kere bir eşit. Bir kere eksi bir eksi bir eşit. Eksi bir kere eksi bir eşit. Bir eşit falan. Ondan sonra şey alayım. Bundan daha büyük bir şey. Q. Bu arada bir örnek daha var burada. Bir örnek daha var burada. Sadece sıfırdan oluşan küme. Sadece sıfırdan oluşan küme. Toplama altında kapalı. Sıfır artı sıfır sıfır eşit. Ondan sonra bütün özellikleri sağlıyor tabii ki. Bu da bir grup. Ne oldu? Sadece 3 tane mi? Evet. Hastalığı tamam. Toplam halde kapalı. Al bir tane daha bunun gibi böyle. Çarpma halde kapalı değil ama toplam halde kapalı. Ne olacak? A0 artı B0. Bir sayı bu. Bir kesin sayı. A1 artı B1 pi küp. Pi kesin sayı değildir. Artı A25 artı B25. Pi üstü 25. Ne? Çıkarım altına kapalı. Hocam. Efendim? Buradan Tarık demiş ki toplama ve çarpma ile ilgili her önerme kanıtlanamaz dediniz. Ona bir örnek verebilir misiniz? Vermem. Yani ilginç bir örnek olmayacak. Yani şöyle aslında. Eğer kanıtlayamıyorsam doğru olduğunu nereden biliyorum diye sorması lazım aslında. Ben dedim ki öyle bir önerme vardır ki hem doğrudur hem de kanıtlanamaz dedim. Kanıtlanamazsa doğru olduğunu nereden biliyorsun diye soracaksınız değil mi? Asıl teorem şu. Öyle bir önerme vardır ki ne o önerme ne de o önermenin değili kanıtlanabilir. Ama ikisinden bir tanesi doğru olacak. Ya bir önerme doğrudur, doğru değilse yanlıştır o zaman değili doğrudur. Evet tabii. Gödel'in meşhur teoremi. Eksiklik teoremi. Bu da sıfırdan farklı kesin sayılar.
Yani şey, Q-0. Sonra şey var. V yıldız var. Bu da V eksi 0. Bu kümelerin hepsi çarpma altta kapalı. Sıfırdan farklı kesin sayılar çarpma altta kapalı. Sıfırdan farklı reel sayılar çarpma altta kapalı. Ve hepsinin tersi de içinde. 5'in tersi 1 bölü 5. Pi'nin tersi 1 bölü pi. 1 bölü pi'nin tersi de pi tabii ki. Bu da 7 bölü 3'ün tersi 3 bölü 7. Bu da 1'in tersi 1, eksi 1'in tersi eksi 1. Sonra ne var? Sonra sadece 1 var. Sadece 1'de oluşan küme var. Sadece 1'de oluşan küme. Bu bunun içinde. Bu da buradaki sıfır gibi. Çarpma altta kapalı. Her elemanın tersi var. Sonra sıfırdan büyük sayı bakalım. Yani iki tane sıfırdan büyük kesin sayının çarpımı sıfırdan büyük kesin sayıdır. Çarpma altta kapalı. Bu da bunun içinde tabii ki. Sonra bir de sıfırdan büyük veren sayılar var. Bu da çarpma altta kapalı. Orada demek istediğiniz Q, dişi, küme sıfır demiştiniz ya. Evet. Yani Q'dan sıfır çıkarıyor. Sıfırdan farklı sayılar kümesi. Eksi. Bu eksi yani şu. X buysa, Y buysa, X eksi Y burası. X'de olup da Y'de olmayanlar. Bazı kitaplarda bunu böyle yazar. X eksi Y'yi ama hoş değil bu. Çünkü sayıların eksisini anımsatıyor. Bu daha hoş. Ben buna alıştım. Peki. Sonra başka ne var? Başka ne var? Z kök 2 yıldız. Bunu ödev olarak bırakacağım size. Z kök 2 yıldız. Öyle A artı B kök 2. A ve B Z'de buradaki. Ama bir koşulum daha var. A kare eksi 2B kare ya 1 ya eksi 1. Bu da çarpma altta kapalıdır ve her elemanın tersi de içindedir. Öder. Bu küme çarpma altında kapalı. Çarpma ve tersini alma. İşlemleri altında kapalı. Aynı şekilde Q 2. Bu sefer yıldız. Her şey. Q 2 alıyorsun buradaki. Sıfır çıkarıyorsun. Bunların her biri bak. Z bir halka toplaması çarpması var. Q bir halka toplaması çarpması var. R bir halka toplaması çarpması var. Bu da bir halka. Bu da bir halka. Yıldızını çıkar. Her şeyi al. O halkaların tersini ve elemanlar kümesi bunlar. Yusuf Hoca'da göreceksiniz. Bunların çoğu halkaların tersini elemanlar kümesi. Efendim? Bu mu? Evet, o nasıl yukarıdakinden daha büyük olabiliyor? Daha büyük bir altyapısı. Bu bunun içinde. Pardon, yanlış yaptım. Bu bunun içinde. Hafif disleksi var bende. Büyük demeyelim, altyapısı diyelim, olur mu? Ya bu bunun alt grubu. Neyi sağlıyor bunlar? G1 diyorum, G1. X kere YZ eşittir XY kere Z. Buradaki toplama çarpma oldu burada. Bunlar toplamsal. Bunlar da çarpımsal. Çarpma altında. G2 aynı şey. Toplama yana çarpma yazacağız. Tabii hiçbir şey yazmıyorum. Genel öyle. 1 kere x eşittir x. Sonra G3. Her x için öyle bir y var ki x kere y ve y kere x eşittir 1. Aynı önermeler gördünüz mü? Bu da bir grup demek. Yani gruplar hakkında genel bir teorem kanıtladığı zaman o teorem burada da geçerli, burada da, bunlarda da geçerli, bunlarda da geçerli. Değil mi?
Peki. Burada ne var? Burada bir G var. Çarpma diye bir işlem var. Bir de bir var. Burada bir G var. Burada bir G var. Burada G var. Toplama diye bir işlem var. Bir de sıfır var. Değil mi? Efendim? 6-1. 6-1. Ve elemanların tersinde orada olduğunu göstermek. 1 bölü alfa da ise 1 bölü alfa da orada. Özel o köklü olan mı? Efendim? Köklü olan mı? Bu da bu da. Yani dersi anlamalısınız değil mi? Dersin içinde bu da var, bu da var. Dolayısıyla ikisi de yani ödev yani. Anlamanız lazım. Peki. Şimdi size üçüncü ailenin daha ilginç olduğunu söylemiştim. Burada bir de şeyler var. Modüler sayılar da buraya girer. Modüler sayılar. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Modüler sayılar. Z bölü NZ'ler. Biraz daha ileri düzey bir örnek bu. Aynı familyadan. Mesela diyelim ki 25 gün sonra günlerden ne olacak diye sorsam her 7 günde bir aynı gün geliyor. Demek ki 21 gün sonra aynı gün olacak. 4 gün sonra bakacağız değil mi? Salı, çarşamba, perşembe, cuma galiba olacak. Değil mi? Ne yapıyorsun? 7'yi 0 yapıyorsun. Sadece 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıdan alıyorsun. 7'ye bölünce kalanını alıyorsun. Topladığın zaman toplamı da 7'ye bölüyorsun. Çarptığın zaman da 7'ye bölüyorsun. Yani çarpma varsa. Burada da var ona benzer şeyler. Burada da onu yapalım bir gün. Bana hatırlatın bunu. Z bölü NZ. Yıldız tabii ki bu sefer. Mesela Z bölü 12 Z yıldız. Ne olacak bu? 1 2 yok, 3 yok, 4 yok, 5. Asal olacak. 5. 6 yok, 7. 8 yok, 9 yok, 10 yok, 11 var. 11. Peki. Şimdi 5 kere 7 35. 12'ye böl 11. Orada gördün mü? 7 kere 11 77. 12'ye böl 5. Çarpma altı kapalı. Bakalım elemanların tersi orada mı? Ya size köyün enerjisi yaratıcıdan bağlayalım buralara şey. İki tane. O, nedir o? Tel. Siz sürekli ayak titretin. Beşin tersi ne? 5 kere 5 25. 12'ye böl. 7 kere 7 49. 12'ye böl. 121, 12'ye böl. Her eleman kendisinin tersi burada. Şans öyle oldu. Öyle olmayabilirdi. Z bölü 8 Z'yi al mesela. Bu da öyle olmayacak. Allah bile bu da olabilir. Başka bir şey yok. Z bölü 9 Z yıldızı alalım. 1, 2, 3 yok. 4 var. 5 var. 6 yok. 7 var. 8 var. 4 kere 5, 20. 9'a böl. Kalan 2. 5 kere 7, 35. 9'a böl. Kalan 8. 7'nin tersi ne? 7 kere kaç? Modu 9 bir yapar. 18, 19. 7 kere 4. 28. 9'a böl. 1. 7'nin tersi 1'miş. 7'nin tersi 4'müş. 4'ün tersi de 7 tabii ki. Aralarında. Ne hangileri? Bunları mı? Altındaki 1 2 4 falan. Bunlar tersin elemanları. Tersin elemanları. Bu halkanın, burada bir halka var burada. Bunun hem toplaması hem çarpması var. Onun tersin elemanlarını seçiyor oluyorum. Onlar da 9 asal olanlar. Bunu göreceksin Yusuf Hoca'yla. Üçüncü örnek ailesi daha ilginç olacak demiştim size. Ama onu dörde aktaracağım. Üçüncü örneğin başka olacak. Üçüncü örneğin aslında
Siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. Bu türden bir örnek olacak ama üçüncü örnek diyeyim. Aile demiyorum size örnek. E bükümü olsun. E bükümü olsun. Bu sabah gördünüz mü halkın tanımını? Evet. Gördünüz mü? E bükümü olsun. X de PE. E'nin alt kümeler kümesi. P. Parts of E. E'nin alt kümeler kümesi. O zaman size bir halka örneği vereyim. Halka örneği vereyim. Sabahtan gördünüz. Halka için iki işlem lazım. Değil mi? Bir sıfır eleman, etkisiz eleman lazım toplamının. Bir de çarpma etkisiz eleman lazım. Değil mi? Halka şu. X'i aldım. Yani alt kümeleri kümesini aldım. Toplama işlemi yerine delta alacağım. Delta. Simetrik fark. X delta Y şöyle bir şeydir. X buradaysa eğer, Y buradaysa eğer, X delta Y budur. Yani kesinlikle olmayacak. Bileşimde olacak. X delta Y. Bu simetrik difference. Simetrik fark. Delta da biliyorsunuz Yunan alfabesinin büyük D harfi. X delta da E eşittir. X bileşim Y'den X kesim Y'yi çıkarıyorsun. Ya da istersen şöyle yapabilirsin. X eksi Y bileşim Y eksi X. X'de ya da Y'de olacak ama herkese bize olmayacak. Exclusive or diyor İngilizce. Ha? Evet. Bu toplamın yerine geçecek. Çarpma yerine kesişim alacağım. Kesişim. Evet. Çarpma yerine kesişim alıyoruz. Sıfır eleman. Delta'nın etkisiz elemanı ne? Boş küme galiba değil mi? X delta E ne oluyor? X delta E. X bileşim E'yi alıyorsun. Değil mi? X bileşim E'yi alıyorsun. Pardon, boş küme demek istedim. Affedersin. X bileşim boş küme eksi kesişim. Bu tabi boş küme bir şey çıkarmış olmuyorsun burada. Eşittir X. Değil mi? Boş küme delta netik elemanı. Ve şeyde E'de çarpmanın etkisiz elemanı X kesişim E eşittir X. Değil mi? Etkisiz eleman. Bu bir halka. Demek ki sadece delta olursak eğer, x, delta ve boş küme olursak, bu da bir grup, değişmeli grup. Orada tam sayıları aldım. Burada sıfırdan farklı sayıları aldım. Burada da alt kümeleri aldım. Orada toplama, burada çarpma, burada simetrik fark. Orada sıfır, burada bir, burada boş küme. Biz almadık. O öyle. E kesişimin etkisiz elemanı. X kesişim E eşittir X değil mi? X demeyeyim pardon. Hangi bir alt küme al? A al. A kesişim E eşittir A. Buna da A demem lazımdı. A ve B demen lazım oluyor. Neyse. Değil mi? E etkisiz eleman kesişimin. Evrensel küme bir anlamda. Değil mi? Her şey E'nin alt kümesi. Çarpmanın şeyin kesişimin etkisiz elemanı. Niye verdim bu örneği? Yani görün hani her gördüğün grup bir sayı falan olmak zorunda değil. Grubun etkisi elemanları, grubun sıfırı denir aslında. Bu sen sıfır sıfır olmak zorunda değil, bu boş küme gördüğün gibi. Bu değişmeli hatta halka. Çünkü A kesişim B eşittir B kesişim A.
Bunlar neyse. Bu da hep A olacak. Efendim. Efendim. Hocam, orada E'nin olmasına gerek yok değil mi halka? Ha? E'nin olmasına gerek yok. Aa, bilmiyorum. Değişir. Ben olsam Yusuf Hoca almadı mı E'yi? Bir elemanı almadı mı? Zorunlu değil dedi. Yani halka konusunda, grubun ne olduğu konusunda hiç tartışma yoktur. Grubun tek bir tanımı vardır. Halkanın ne olduğu konusunda tartışma bile değil. Kitaptan kitaba değişir. Bazı kitaplarda başka bir şey olur. Yani ben olsaydım Yusuf Hoca'nın yerine o biri orada mecbur tutardım. Ama Yusuf Hoca anladığım kadarıyla biri almamış. Hiçbir şey mecbur değil. Yani askerlik mi nasıl yani? Yani hiçbir şey mecbur değil tabii ki. Yani bazıları evet biri almaz. Ama yani en çok karşılaşılan halkalar birli halkalardır. Yani, tabii, yani ben hep bir alırım ve birin sıfırdan farklı olduğunu söylerim. Öyle mi yaptı o? Öyle mi yaptı Yusuf Hoca? Bir sıfırdan farklı dedi değil mi? Ha, iyi tamam. Ne, Yusuf Hoca akıllı bir insandır. Ha, öyle yapılması gerekir. Evet. Bir ara verelim şimdi ilginç örneğe gelmeden önce ki derse heyecanla başlayalım. 10 15 dakika ara verelim.